Limitlerde hiçbir zaman direk bakılmaz. Fonksiyon gibi değildir. Fonksiyonlarda direk yukarı aşağı inin. Ama limit istendiği zaman çizgini çiz. Sağdan değdiği noktayla soldan değdiği noktaların birbirine eşit olması lazım. Bu çizdiğin çizgiye soldan, burası sol, burası sağ. Zaten biliyorsunuz. Soldan değdiği nokta bizi bire götürür. Birbirinden farkı çıktı. O zaman limit yoktur. Evet arkadaşlar, limit. Limiti ikiye ayırıyorum. Bir grafiklerde limit, bir de grafiksizlerde limit olmak üzere. Grafiklerde limit ne oluyor arkadaşlar? Grafiklerde limit şu oluyor. Arkadaşlarımız fonksiyonla limiti birbirine karıştırıyorlar. Önce bunları birbirinden bir ayıklayalım. Fonksiyonlarda f eksi 1'im istedi. X ekseninden eksi 1'i bulursunuz. Tık 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 oku takip et. Dolu olan yerden y eksenine doğru dönün. Bunun cevabı 2'dir. Bitti, bu kadar. Hocam bunun cevabı 2. Bu bizim y eksenimiz zaten belli. Hocam f1'im istiyor. X eksenden 1'i bulurum. Okları takip et. Dolu olan yerden dön. Y eksenine doğru. Bunun cevabı 1'dir. F4'üm istiyor. X eksenden 4'ü bulursunuz. Aşağı indim. Boş. Yukarı çıktım. Dolu. Dolu bizi nereye götürdü? 2'ye götürdü. Bitti. Bunlar fonksiyondur. Ama limitlerde ne yapacaksınız? Arkadaşlar bir noktada limiti istediği zaman, x giderken eksi 1'e fx'i istediği zaman, o eksi 1'in olduğu yerde dikey çizgi çizeceksiniz. Dikey çizgi çizmek zorundasın. Hocam eksi 1'den dikey çizgimi çizdim. Süper. Hocam limit x giderken eksi 1'e önce bir sağdan limiti alacaksınız. Bir de limit x giderken eksi 1'e soldan limiti alacaksınız. Arkadaşlar x eşittir a'da limiti varsa sağdan limiti ile soldan limitin birbirine eşit olması lazım. Sağ sol, artıya sağ, eksiye sol diyorum. Olay anlaşıldı mı? Hocam o zaman sağdan limiti alın. Bu çizdiğiniz çizgiye sağdan fonksiyon neredeymiş? Hocam valla tam değdiği nokta burası. Y eksende karşılığı ne? 2. Hocam bu çizdiğim çizgiye soldan değdiği nokta şurası değil mi? Evet, başka yok ki. Hocam şurası. Arkadaşlar bu x ekseni. Fonksiyonumuz bu. Fonksiyon bu. Bu çizdiğin çizgiye soldan, burası sol, burası sağ. Zaten biliyorsunuz. Soldan değdiği nokta bizi bire götürür. Birbirinden farkı çıktı. O zaman limit yoktur. Hadi bakalım, geldik buraya. 4'teki limitimi istedi. 4'ün olduğu yerde dikey çizgini çiz. 4 nerede? Şurada. Dikey çizgimi çizdim. Hadi önce bir sağdan. Hocam 4'e sağdan, bir de 4'e soldan limitleri bulalım. 4'e sağdan değdiği nokta şurası değil mi? Evet, çizdiğin çizgiye, bu çizgimizdi ya arkadaşlar. Sağdan değdiği nokta burası. Bizi nereye götürüyor? Eksi 2'ye. Soldan, soldan tam şurası. Evet, çizdiğin grafikte sol burası. Değdiği nokta neresi? Tam burası. Bizi eksende neye de götürüyor? Eksi 2'ye. Birbirine eşit çıktı. Ve sonuç eksi 2'dir. Limitlerde hiçbir zaman direk bakılmaz. Fonksiyon gibi değildir. Fonksiyonlarda direk yukarı aşağı inin. Ama limit istendiği zaman çizgini çiz. Sağdan değdiği noktayla soldan değdiği noktaların birbirine eşit olması lazım. Olay anlaşıldı mı? O zaman nerede limit yoktur dendiği zaman grafiğin koptuğu yerde limit yok diyeceğiz. Orijinal grafiğimiz bir daha burada kalsın. Evet, evet, evet. Evet. Grafiğimizin orijinali buydu. Arkadaşlar grafiğin koptuğu yerde limit olmaz. Hocam şurada bir kopukluk var. Görüyor musunuz? Burada limit yoktur. Eksi 1'de mesela limit yok. Şurada bir kopukluk var. 1'de limit yok. Hocam şurada bir kopukluk var. 2'de limit yok. Hocam şurada kopukluk yok. Gelmiş, tur atmış, devam etmiş. O zaman burada limit var. Olay anlaşıldı mı? Hocam nerede? Süreksizdir. Delik gördüğünüz her yer süreksizdir. Hocam deliği gördüm. O zaman 1'de süreksiz. Hocam deliği gördüm. 4'te süreksiz. Hocam deliği gördüm. X eksenine bakacaksınız. 2'de süreksiz. Hocam deliği gördüm. 4'te süreksiz. Arkadaşlar bir ifadenin sürekli olabilmesi için sağdan limit, soldan limit ve kendisi. Üçünün de eşit olması lazım. Olay anlaşıldı mı? Mesela 4'te limit var. Niçin? Dikey çizgiyi çizin. Sağ, sol. Bizi nereye götürmüştü? Eksi 2'ye. Ama sürekli mi? Bir de F4'e bakacaksınız. F4 bizi nereye götürüyor? 2'ye götürüyor. O farklı çıktı. O zaman süreksizdir diyorsunuz. Olay anlaşıldı mı? Limitlerde bir tek
sağa sola bakılırken süreklilikdə həm sağ, həm sol, həm kəndisi. Üçünə də baxmaq zorundasınız. Hocam, güzel, buraları anladık. Şimdi arkadaşlar, bir de bu məsələdə, bu soruda qofa, foga baxmaq istiyorum. Orada ne yapacaksınız? Adam məsələ soruyu sana şöyle sordu. Limit x giderken eksi 1'e sağdan f birleşkə f x'in değeri nedir dedi. Hayda. Ya da limit x giderken 2'ye sağdan adam f birleşke f bizden x'i istedi. Arkadaşlar, birleşkeler sınavda geliyor, haberiniz olsun. Şimdi ne diyor? Eksi 1'e sağdan. Hocam, şu x'i sildim. Eksi 1'e sağdan yazdım. Önce f eksi 1'e sağdana bakalım. Eksi 1'in orada çizgiyi çizdiniz. Sağdan değdiği nokta şurası. Bizi nereye götürdü? 2'ye götürdü. Ama birleşkelerde 2 demiyorsunuz. Şu 2'ye yukarıdan mı gelmiş, aşağıdan mı gelmiş? Hocam, yukarıdan gelmiş. O zaman 2'ye sağdan. Birleşke olmasaydı bunun cevabı direkt 2 idi. Bitti. Sağ solu yok. Ama birleşkelerde mecburen üstten mi alttan mı geliyor? Hocam, üstten geliyor. O zaman sağdan. Şimdi sıra buradayız. F 2'ye sağdan. 2 neresi? Şurası. Dikey çizgiyi çizdiniz. Sağdan değdiği nokta burası değil mi? Evet. Bizi nereye götürdü? Eksi 1'e. E bitti. Fonksiyon bitti. O zaman bunun cevabı eksi 1'dir. Hocam, bir tane daha f olsaydı. O zaman arkadaşlar, bir tane daha f olsaydı, o zaman bu eksi 1'e, dur. Ne dedik? 2'ye sağdan. 2'ye sağdan. Şu eksi 1'de. Alttan mı geliyor, yukarıdan mı geliyor? Hocam, alttan geliyor. Alttan geliyorsa arkadaşlar, soldandır. Alttan gelen soldan, üstten gelen sağdan. Şimdi geldik buraya. F eksi 1'e soldan. Hocam, eksi 1 bu. Soldan bizi 1'e götürür. Soru bitti. Cevap 1'dir. Olay anlaşıldı mı? Geldik bizim bu sorumuza. Ne diyor? 2'ye sağdan. Ah, 2'ye sağdan. Önce F 2'ye sağdan. 2'ye sağdan. Bizi nereye götürdü arkadaşlar? Eksi 1'e götürdü. Alttan geldiği için eksi 1'e soldan. Güzel. Şimdi F eksi 1'e soldana bakacaksınız. Eksi 1'e soldan. Bizi nereye götürdü? 1'e. Alttan gel. Hocam, ne alt üstü? Fonksiyon bitti. Fonksiyon bittiyse bunun cevabı 1'dir. Hocam, bir tane daha F olsa idi. Şimdi burası neydi arkadaşlar? 1'di. 1'e 1'e aşağıdan geldiği için soldan. Şimdi sıra kimde? F 1'e soldan da. 1 bu. Sol şu. Bizi nereye götürdü? 4'e. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Hocam, demek ki limiti var mı dediği zaman sağa ve sola bakacaksınız. Ama süreklilikte hem sağ, hem sol, hem kendisi. Üçüne de bakmak zorundasınız. Hocam, mesela fx'i bize bu şekilde verdi. X eşittir 1'de limit var mı dediği zaman, ya da varsa dediği zaman arkadaşlar, bir defa şu eşliğe kesinlikle ve kesinlikle bakmayın. Arkadaşlar, limitlerde eşliğe bakılmaz. Sadece sağa ve sola bakılır. Hadi. Hadi. Önce bir 1'e sağdan. Birden büyükler 1'e sağdan. Bir de 1'e soldan. Bunlar birbirine eşit olması lazım. Eğer limiti varsa demiş. Yani var demiş yani. O zaman sağ sol birbirine eşit olacaksa x tane 1 yazalım. 5 artı a eşittir 1 yazalım. 8. A buradan ne çıktı? Hocam, a buradan 3 çıktı. Bitti. Bana buradan b'yi bulamazsınız. Ama dese x eşittir 1'de sürekli ise, o zaman kusura bakma. Hem sağ, hem sol, hem kendisi. Üçünün de eşit olması lazım. X tane 1 yazalım. 5 artı a. X tane 1 yazalım. 3 artı b. X tane 1 yazalım. 8. Hocam, b 5'tir. A da 3'tür. Soru bitmiştir. Demek ki limit dediği zaman eşit diye bakma. Ama hocam, sürekli demiş. Hem sağ, hem sol, hem kendisi. Üçüne de bakmak zorundasınız. Geldik buraya. Hocam, limit x giderken 2'ye. Bana böyle bir denklem vermiş. La, x tane 2 yaz 2'ye. Sıkıntı yok. Arkadaşlar, paydayı 0 yapıyorsa ayvayı yedik. İki defa düşünün. Ama paydayı sıfır yapmıyorsa, paydayı diyorum. Sıfır yapmıyorsa bas gitsin. Hocam, x tane 2 yazalım. Tamam. 2'nin karesi 4. 3'ten çarptım. Şurası ne oldu arkadaşlar? Şurası 12 mi oldu? Burası 4 oldu. 16. Bunun cevabı 17'dir. Hocam, 3'e soldan. Niye keke? Paydayı sıfır yapıyor mu? Yo. 3'ü bas gitsin. Ne sağa solu ya? Paydayı sıfır yapıyorsa sağ sol önemli. Paydayı sıfır yapmıyorsa sağın solun bir önemi yoktur. Sil bunu. 3'ü bas. Hocam, 3'ün karesi 9. 4 daha 13. Güzel, bunun cevabı 13'tür. Hocam, şurası eksi 9 olsaydı. La, yine sıkıntı değil. Sağ sol mu diyor? Kardeş, paydayı 0 yapıyorum. Yok, 3'ü bas gitsin. Bunun cevabı 0'dır. Bitti, bu kadar. Paydayı 0 yapıyorsa
Biz buna kritik nokta diyoruz. Kritik noktalarda sağdan soldan bakmak zorundasınız. Şimdi x yerine 2'ye soldan demiş. Niye? Faydayı 0 yapıyor mu? Yok. 2'yi bas gitsin işte. 2'nin karesi 4, 4 çıktı 0. 0'ı 4'e böldük. Bunun cevabı 0'dır. Bitti bu kadar. Hadi. Hocam paydayız. 0 yapıyor. O zaman sağdan soldan bakmak zorundasın. Hadi bakalım. Şimdi hocam önce limit x giderken 3'e sağdan. Bir buna bakacağız. Bir de limit x giderken 3'e soldan. Bunlar birbirine eşit çıkarsa limit vardır. Farklı çıkarsa limit yoktur. Arkadaşlar mutlak değerlerde önce mutlak değerin dışına çıkarıyorsunuz. Hocam 3'e sağdan. 3'ün sağında 3.01 ya da 3'ten büyük bir değer. Karesi 9'dan büyük olur. 9 çıkarsa pozitiftir. Bu dışarıya aynen çıkar. X kare eksi 9 bölü x eksi 3. Bu x eksi 3'e x artı 3, x eksi 3'e gider. X artı 3 kalır. X yerine 3 yazdım. Bunun cevabı 6'dır. Evet. 3'e soldan. 3'ün solu 3'ten küçük derdir. 3'ten küçük bir sayının karesi 9'dan küçük olur. Burası negatiftir. O zaman eksi x kare eksi 9 bölü x eksi 3. X eksi 3'e x artı 3. X eksi 3'e gider. X artı 3. X yerine 3 yazdım. Önde de eksimiz var. Eksi 6. Birbirinden farklı çıktı. O zaman limit yoktur diyoruz. Hadi hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar buyurun. X yerine 2 yaz diyor. X yerine 2 yazalım. 4 bölü 0. 4 bölü 0 arkadaşlar tanımsızdır. Tabii ki limiti yoktur. Limiti yok. X yerine 2 yazalım. 0 bölü 4. Tabii ki 0'dır. X yerine 2 yazdım. Hocam bu 0 bölü 0 çıktı. Arkadaşlar 0 bölü 0'ın sonucu vardır. Bir soruda 0 bölü 0 gördüğün zaman korkma. Bunun sonucu var. Ama sonucu 0 bölü 0 aynı sayıların bölümü 1 değil tabii ki. Bunun sonucu her şey olabilir. 10, 20, 40, 50, 100 her şey olabilir. Hocam bunu nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar iki yöntem var. Ya türevden çözersiniz ya da sadeleştirmeden çözersiniz. Hocam sadeleştirme yapalım. Tamam yapalım. Limit x giderken 2'ye bu x eksi 2 değil mi? Bölü x küp eksi 8 demek x eksi 2 çarpı x kare artı 2 x artı 4 değil mi? Bunlar birbirini götürdü. X yerine 2 yazdım. Cevap 1 bölü 12'dir. Bitti. Hocam ben türevden çözmek istiyorum. Tay hay çözelim. Türevi 1'dir. Bölü alt tarafın türevi de 3x karedir. X yerine 2 yazdım. Cevap 1 bölü 12'dir. Olay anlaşıldı mı? Demek ki 0 bölü 0 gördüğün zaman korkma. Onun sonucu var. Sonucu var. Zaten payda sıfırsa, sonucu eğer varsa, payda sıfırsa, bakın payda sıfır. Üst taraf sıfır değilse zaten ayvayı yediniz, sonuç yok. Yok. Payda sıfır olan bütün sorularda üst taraf da sıfır olmalı. Nasıl yani? Bu soruda olduğu gibi. X yerine 3 yaz demiş, hocam valla payda sıfır oldu. Ama sonuca B demiş, B de 1'e yaz, hey demiş. O zaman bunun sonucu varsa üst tarafta %100 sıfır olmalı. Tamam. X yerine 3 yazalım. 0'a eşitleyelim. Hadi bakalım. 9 artı 9 artı A. 0'dan A'yı ne bulduk? 18 bulduk. Tamam. Hemen sadeleştirelim. Limit X giderken 3'e. A 18 ise değil mi arkadaşlar? A'yı eksi 18 bulduk. Pardon. Eksi 18 ya. Evet. 9 9. 18 karşıya attım. Eksi 18. A eksi 18 ise çarpanlarını ayıralım. X eksi 3'e x artı 6 bölü x eksi 3. X eksi 3, x eksi 3'ü götürdü. X yerine 3 yazdım. Cevap ne çıktı? 9 çıktı. Demek ki B'de 9'muş. Süper. A eksi 18, B 9. Çarpımlar mı istiyor? Çarparsın. Toplam mı istiyor? Toplarsın. Gerisi sana ait. Geldik sağdakine. Adam şöyle bir ifade vermiş. Diyor ki tüm gerçel sayılarda süreklidir demiş. Arkadaşlar paydayı 0 yapan varsa paydayı 0 yapan yerlerde süreksizdir diyoruz. Mesela burada paydayı 0 yapan ne var? 2 eksi, eksi 2'ye eksi 2. 2'de ve eksi 2'de süreksizdir. Paydayı 0 yapan ne var? Eksi 2. Eksi 2'de süreksizdir. Paydayı 0 yapan ne var? 2 var. 2'de süreksizdir. Burada paydayı 0 yapan demek ki değer yok ki her yerde sürekliyim demiş. Demek data 0'dan küçük. Kök yok. Şimdi adam işte 5 bölü x kare artı x artı 10 dediği zaman arkadaşlar bunun deltası sıfırdan küçük ki kök yok ki. O zaman her yerde süreklidir. Çünkü paydayı sıfır yapan değer yok. Ama şurası x kare artı 2x artı 1 olursa ayvayı yediniz. Bu x yerine eksi 1 yazdığında payda sıfır oluyor. O zaman bir noktada süreksizdir diyeceğiz. Bir noktada süreksizse delta sıfıra eşittir.
Evet, bunun deltası arkadaşlar %100 sıfırdır. Hocam iki noktada süreksiz. Demek ki paydayı sıfır yapan iki tane değer var. İki tane kök var. İki tane kök varsa delta sıfırdan büyüktür. Şunun deltasını sıfırdan büyük yaparsanız olay biter. Delta b kare eksi 4 ac'dir. Delta kök bulmada işimize yarıyor. Delta sıfırdan büyükse iki kök var. Yani iki noktada süreksizdir. Delta sıfıra eşitse bir kök var. Bir noktada süreksizdir. Delta sıfırdan küçükse kök yok. Her yerde süreklidir diyoruz. Bitti, bu kadar. Geçmiş olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Videoyu beğenip yorum atarsanız beni mutlu edersiniz.